Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi hemen şeyle başlıyorum. İlginizi çekecek. Laikalar ahlakımızı kıblesine koyarak ruhu teali ediyor. İmani mevzular, sözler, mektubat, lemalar, şualar gibi imani mevzular ruhumuzu kıblesine koyuyor, hem terakki hem teali ettiriyor ve inkişaf ettiriyor. Laikatsız bu zamanda, fitne zamanında istikameti bir ahlak olmaz. Yani Cenab-ı Hak müceddidi din gönderiyor. Her 100 senede bir müceddidi gönderiyor. Bunların en büyük vazifeleri insanların ahlakını kıbleye koymaktır. Ahlak huylardır. Hurlukların cemidir. Huyların cemidir. İfrat tefritten azade olarak haddi müstakime koymaktır. Tamam. Zan dersimizi bununla başlıyoruz. Mesela ona ait hemen hemen o bahsettiğimiz, aşağıda bahsettiğimiz hemen şeye geçeyim. Bakın. Bunların çoğusu laikalardan alınmış. Kapıya çarpıyordu. Müfritane, irtibat, ihlas, emir daha 173'te anlatıyor. Nihayetsiz yüzlü zan ise hadis-i şeriflerde geçiyor. Zanı tanıdım dedim ya, hem Kur'an'ı hem hadisi. Kişi diyor, nihayet Allah hakkında, ahiret hakkında nihayetsiz yüzlü zan etmeden ölmesin. Yani farklı hadislerde, külliyattan farklı bir onu gördüm. Tamam mı? Ondan sonra birbirinizden hüsnü zannedin, hüsnü zannedin. Allah Resulü nihayetsiz hüsnü zan etmeden kimse ölmesin diyor bu manada. Tamam mı? Bu nasıl olur diye kendime soru sordum. Buna nasıl muvaffak olacağım? Benim en çok hoşuma giden sistem. Ya bunu nasıl yapacağım ben? Nasıl olacak? Herkes bunu soruyor. Laikalarsız ahlak kıblesinde olamaz. Ahlak fıtrattır, tabiattır. Huyları cemidir. Onu kıblesine koyan, ifrat tefritten azade, haddi istikamet veren, festakim küme, kema ümürte, şeyebettin suretunu, Tuz suresi beni ihtilattı. Niye? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu ruhu, bu konuda da öyle. Ruhu kıblesine koyup terakki edemiyor. Teali eden. Tamam mı? Ali eden o ruhları, İfrat tefritten azad olunca âli olur. Laikalardır. İmani mevzular ise, bak laikalar ahlakı kıblesine koyar. İmani mevzular ise ruhu kıblesine koyarak terakki, teali ve inkişaf ettirir. Mesela laikalardan bir örnek vereceğim. Geçeceğim. Piyasada uçurtma gibi bir sürü hatıralar uçuruluyor. Tamam mı? Nasıl tefrik edeceğiz? Layıka yok elinde. Ne yapacaksın? Doğru nedir? At iziyle it izi birbirine karışmış. Edile-i Şeriye, nasıl ki şeriattaki bidatları, değil mi? Edile-i Nuriye, nurun ölçüleri de aramıza girmeye çalışan bidat, dairemizin bidatları, uydurukları, safsataları, hurafeleri, kişiye has olan emirleri veya ona söylenen sözleri genel, am, umumiymiş gibi göstermek, insanlar bunlara davet etmeyle şey meşguller. Onun tek çaresi vakıf olduğumuzdan dolayı laikalardır. Örnek vereyim geçiyorum. Zübeyir abi örnek göster. Berbere gidecekmiş. Berbere gidecekmiş, örneklemek. Gitmiş Bekir Bek abiye gitmişmiş. Yazanesine bana bir takım elbise ver demiş. Hayırdır abi bir yere mi giyeyim, hakemeyim? Yok demiş, tıraş olacağım.
E niye peki tıraş olmak için niye takım elbise demiş? Şimdi berber diyor köylü müdür, beyefendi midir? Ona göre tıraş eder. Onun için benim elbiseme bakıp şey yapar. Tıraş yapar demişmiş. Peki Hutbe-i Şamiye 77'de diyor ki kişinin fiili kalbin bir hissin temayülatından çıkar. Yani sufli bir fiil âli bir ruhtan çıkmaz. Tamam mı? Ulvi bir fiil sufli bir ruhtan da çıkmaz. Çıkarsa taklittir maymun gibi. Böyle bir zatı, ustadın sir katibini berbere gidecek, takım elbise şey yapacak. Külliyatın ne kadar ruhu nazıktı. Çünkü o pesbaye fiili, o âli ruha, o güzel nümene intisale isnat et. Ne kadar şey. Bak diyor ki, fiiliyat diyor kalbin ve hissin temayülatından çıkar. 77. Ha. Eğer ruha uygunsa kabul eder, yapar. Yoksa zoraki olur. Külliyatta ne diyor? Bak hepsini söylüyor. Müfritane irtibat. Emirdağ 73. 1. Emir. Müfritane ifrat. Hani var ya ifrat tefritten azade. Ustad orada diyor ki her şeyde ifrat zarardır. Ama irtibatta ve ihlasta müfritane olacağız diyor. Peki sonra Hüsnüzan'ı nereden soktun? Orada yok ki. Onu da not düştüm. Görüyor musun? Nihayetsiz Hüsnüzan hadis-i şeriflerde geçiyor. Orada geçmiyor. Hatta Allah'a karşı Hüsnüzan abi. Hem niye Hüsnüzan? Tam bu tabi. Cenab-ı Hak'a karşı yapıyorsun ya. Evet. Ama kaynağını söyledim. Efendim abi. Allah'a karşı yani Hüsnüzan. O nihayetsiz Hüsnüzan. Tabii Allah'a ve ahirete mesela çok herkes kullanıyor ve hepimiz işimize geldiğimiz için çok ezberlemişiz o. Haşirde işte zor durumda olan kişi cehenneme doğru götürülürken kişi arkaya bakarmış. Allah yani sultan olduğu için sultanlık o bu sistemi kurmuş yani böyle bir saltanat gerekiyor sultan ismi gözüksün diye. Allah bilmiyor mu biliyor da sultan ismi iktidasıyla sebanelere soruyor sağından sonunda tutmuş. Niye bakıyor sorun ona dedi. Diyor ki niye bakıyorsun? O da demiş ki ben Allah'ı böyle bilmiyorum. Ve böyle, bilmiyordum diye. Ben Allah'ı böyle bilmiyorum. Nasıl biliyorsun? Allah'a nihayetsiz üstü zannettiği için Allah da en aynı zenni abdi mi? Ona öyledir. Nasıl biliyordun? Öyle tecelli ediyor. Hemen geri döndürüyor. Yani Peygamber Aleyhisselam diyor ki en az diyor hayatında yani bir defa yani en azından Allah'a nihayetsiz üstü zan etmeden kişi ölmesin. Ne nimet? Nihayetsiz hüsnü zan derken Allah'a karşı nasıl insanı... Ne yapacak? Mesela avami ifadeyle. İnsanların bir kısmı, psikoloji bozuk olanları, ben yaşadığım nur talebini, şeytan geçmişiyle meşgul ettiriyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Nasıl tövbe edeceğim, nasıl temizleyeceğim? Hocam diyor yani kadı yok ki bana 80 sopa vursun, 100 sopa vursun. Anlıyor musunuz fiili? Anlıyorum ne yaptın. Ya kardeşim tövbe et. Allah ondan büyüktür. Allah senin günahından büyüktür. Yani artık geçmişte meşgul oldu Allah o günahına patana çarpmış. Yani şey var ya kendine suizan etmek veya şeye. Yani kuvve-i kutsiyi, özgüveni kaybetmeye sebep o günahları Allah'ın adaletiyle düşürmek. Allah'ın rahmetiyle düşüneceğiz. Evet, günahım çok. Bardak, bir bulanık bardak kadardır. Ama Allah'ın rahmeti okyanus gibidir. Benim bardağım okyanusu kirletemez. Gibi yani. Tamam. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra o zaman madem başladık buradan gireyim. Ben daha önce yazdım ki çabuk olsun diye. Tamam. Şimdi hüsnü zan ifrattır. Tamam, ifrattır. Çünkü hadiste söylemiş. Müfritane, ifrat idi. Zan vasattır, sistemin adıdır. Zan hiçbir şey değildir. Allah'ın nimetidir. Onu kullan. Onu aşağı indirirsen suizan tefrittir. Bunu kim yapıyor diye şey yaptım. Ama yönü değişirse tabii ki bu değişiyor. Mesela hüsnü zan, nihayetsiz hüsnü zanı sünnet-i semiye uyarsak oluyor.
Yani layıkalara uyarsak. Hüsnü zan. Mesela cemaat, Risale-i Nur hüsnü zan. Nihayetsiz hüsnü zan. Layıkalar böyledir. Herkes kendi cemaatine benim cemaatim güzeldir deme hakkı yoktur. En güzeldir. En güzeldir. Güzeldir, çirkindir. Tamam mı? Benim güzel derse iki mod olur. Güzel, çirkin. Senin dışındakiler çirkin olur. Böyle deme hakkın yoktur diyor. Üç mod var. En güzeldir. En güzel deyince ona da hak veriyorsun. Güzeldir o da. Ama benimki sen güzeldir. Tamam, bunun hakkı var, yoksa devam edemezsin hocam hatta. Güzel dersen ne oldu? İfratı yok. Vasat, tefrit oldu. Benim cemaatim, benim davam en güzeldir. Ha, başkasına ne verdi? Güzeli verdi. Mesela güzel ahlak, ahlak, suyu ahlak. Üç tane ahlak kullanıyor külliyatta. Ahlakla çalıştık çok. Belki de 6-7 tane, 10 tane ders var mesela. Şimdi bu hüsnü zan, ifrat, sünnet-i seniye ile oluyor. Allah'a, ahirete, peygambere uydun mu? Nihayetsiz hüsnü zan oluyor. Sünnetle. Bu çok önemli. Suizanı da şey yapayım. Vasatı konuşacağımız için uzun. Suizan şeytandandır. Suizan ettiriyor. Sen de göz zanı müdahale ederek değil mi aslında? Evet. Sen o zaten fıtratta var. Yok, şurada var. Ha, orada var. Ha, şimdi vasatı diyeyim. Şimdi buraya sünnet müdahale ederse hüsnü zana dönüşür. Buraya şeytan müdahale ederse suizana dönüşür. Nedir o? Manevi nefse emmarede heves var. Asap var, damar var, tabiat var, şuursuz kölesiyat var. Heva yoktur. Eskide ben yapmışım bu ortayı. Heva, manevi kölesiyat zannediyor. Ama Hasan abi, sanki manevi nefse emmarede onlar zaten nefse emmarede da saydıklarımız. Fakat o şeye baktığımız zaman 230 gibi manevi nefse emmarede, çünkü zaten tezkiye olmuş. İkinci nefse emmare mecazi manevi olan devreye giriyor. Onda Hazreti Teveccüh-i Nas, şöhretperestlik, iltifat, nazar dikkat-i cennetmek gibi hissiyatlar. Ha, bunun işte gözüküyor. O ne yapıyor? O dediğin şeyler buna, bu sistemdir. Bu şer değildir. Mesela fıtrattandır ya, nefsinden. Tabi tabi bu yapı, bu şer değil. Damar, tabiat. Yani bu sistem. Bu manevi zaten. Maddi nedir? Bedensel dayatmalar. Nefse emmare. Maddi nefse emmare. Bedensel arzu, kuvve-i şeybe, kuvve-i gadabe, kuvve-i akli. Yani bedensel şeyler var ya, şeriata uymak. Mesela helal haram dinlemez. Kuvve-i şeybe'nin ifratı. Tefriti humuttur diyor. Vasatı helaline şey yapar diyor. Arzusu olur. İştah olmaz değil. Orada bir tercümede şey var. Haramına iştah olmaz. Haramına vardır. Vardır ama tabiatını durdurmuştur. Bu sistemdir, şer değildir. Mesela dünyayı sevme, adalet etme. O ki yapmayacaktım, Allah niye verdi? Ha, yani şu, o senin söylediğin bu sisteme, bu adam müdahalesidir o. O zaman suizana dönüşüyor. Fiiliyata çıkıyor. Hani o sistem, evet. Ona diyor ya, yani 40 gibi top gibi atıp da düşmanımızı dağıtacak şekilde bir fikir ortaya koyuyor. Niye ben atmadım diye? Deme diyor. Veya ben imam olayım. O zaman o hevese giriyor değil mi herhalde? Evet, heves. Yani artık burada bunlar tek tek girmeyeceğiz şimdi. Ha, tamam. Çünkü bu arkası da dolu ya. Bunun arkası da, onu da göstereyim. Şunu da yapacağımız için, bunu da çok konuşacağız herhalde. Şurası Mustafa'nın çok sahasına gireceğiz herhalde. Şurası Mustafa Babal'ın sahasına gireceğiz. Onu yazarken seni hatırladım. Ha, evet. Mustafa Babal'ın sahası o. Onu deyince hep okuyunca 26. Ama onu bulana kadar bu hastalıkları bulduk Mesnevi'de. Bunun çaresini aradım külliyatta. Mesnevi'deki hastalık. Yes, ucuf vesaire suizan. Çaresi nerede? Dört tane de hatbe var. Dört tane de hastalık var. Şimdi neyse. Şimdi bu çok önemli. Zan fıtrattır. Hiçbir şey değil. Yani sistem. İnsanı donukluktan çıkaran şüphe ve zandır. Yani şüphe derken zanın içinde ne vardı? Şuraya yazayım istersen de. Dünkünü hatırlarız. Yani Hasan abi şöyle diyebilir miyiz? Zan fıtrı bir haldır. Fakat suizan ise, suizan ve hüsnü zan gayri fıtridir. Hüsnü zanı eğer dediğiniz gibi adamı putlaştırırsa gayri fıtrı oluyor o zaman yani. Evet, öyle. Yani o zaman yazmış şöyle. Zan nedir? Bir paket.
Şimdi bir tencere getirelim. İçine vehmi at. Şüpheyi at. Cehaleti at. Sendeki bilgi, emri nisbi, emri itibariyle elde ettiğin bilgi. Emri nisbi, emri itibariyle elde ettiğin bilgiyi de at. 4. Vehim, şüphe, cehalet, bilgiyi attın, karıştırdın, komplesi zandır. Şimdi buna, bu sistem, bu fıtrattır. Evet. Tamam, buna müdahale ederse, bak bu nefistir. Zanı ekledim yani, bu nefisi, eğer şeytan müdahale ederse şu oluyor. Eğer sünnet-i seniyyası buna uyuyor, eğer sünnet-i seniyye uymadı, üçüncü bir şey var, nefsi emmare, işlediğimiz günahlar, bak vasattaki zanda var, işlediğimiz günahlar, her bir günah kalp ve ruhumuza yaralar açar, ne doğurur? Şüpheler ve vesveseleri doğurur, günahlar. Yani enerjidir, günahlar enerjidir. Şimdi, burayı anlat, bundan sildim, bu kafamızda sildik. Bu fıtrata bu müdahale ederse hüsnü zana dönüşür. Buna bu müdahale ederse bu olur. Şimdi bunu konuşuyoruz. Bu fıtrattır, yapı, sistem. Bu sistemdir, hiçbir şey değil. Bu sistemi nefsi emmare kullanırsa, nefsi emmare, günahlar kullanırsa kendisi çöker. Sistem kendisi, silah kendisine döndürür. Yani yaratılan her bir latife, her bir his bir şeydir. Köpek gibi düşünün, sırtlan gibi, timsah gibi. Eğitirseniz düşmana yönlenir. Eğitmeseniz seni yiyecektir. Hiçbir şansı yok. Çöker demekten ne alacağız? He? Nasıl çöker yani? Mesela şöyle içim. Diyelim ki adam ben iyi değilim. Yok canım. Allah'tan bedbin yani. Ben bizzat gördüm ki bedbin diyeyim. Yeis de bedbin idi diyor. Ben adamım olamam. Yok canım. Bir şey verdi. Yok canım ben sakarım birisiyim. Böyle kendi kendimi. İyi değilim. Mesela telefon ediyor. Hocam diyor Nurcu değil ya hoca. Gece yarısı işte anlattım size. Ben diyor düzeldim iyiyim ama acaba bundan sonra hasta olur muyum daha? Bu ne yapıyor? Fıtratını kendi nefs emmare işletiyor. Suizanla yehistir şeyin muhabibi diyor. Neyse ifade kullanıyordu. Yeis de suizandır. Saadet muhabibi. Saadet muhabibi. Ona gelecek sen. Vehim mi oluyor peki abi bu? He? Kendi içine çökmesi vehim mi? Evet. Vehim. İkine çökertiyor. Hazreti Adem cennetteyken vasattaydı zanı. İlk müdahaleyi nefis mi yaptı, şeytan mı yaptı? Şeytan yaptı. Hangisini yaptı abi bu mesela? Şey mesela bu fıtrata, buna, hangisini buna yaptı? Bu adam müdahale etti. Dedi ki, şurayı silindi. Nerede şu? Bu adama müdahale etti. Dedi ki, zanını nasıl işletti? Dedi ki, burada Allah sana öyle dedi ama dedi, burası fani. Eğer bunu yersen bekayı bulursun. Niye inandı? Merak ettim ben. Koca peygamber. Çünkü fıtratta yalan yoktur. Yalan ademidir. İlk defa rastlanılıyor. İlk defa şeytan kullanıyor bunu. Ademidir. Şeytan, cehalet, zan şeye çalışıyor. Adem'e çalışıyor ya. Cehennemde. Şimdi burada Adem Aleyhisselam'ın burasındaki bu kompleyi mi kullandı, yoksa bunlardan bir tanesini mi kullandı bilmiyormuş. Adem Aleyhisselam'ın hevesini mi, bekavesini mi, asabını mı, damarını mı, tabiatını mı? Yani tabiat biraz gözüküyor. Niçin? Tabiatta beka var, ebed arzusu var diyor insanın tabiatında. Ebed perest arzusu var. Heves de giriyor. Ama bu müdahale etti yani adam. Ve o da inandı. Çünkü niye inandı? Yalan yok ki ilk defa var. Tabiatta yalan yok. Mesela tabiatta yalan yok. Bizim hafız. Adamın sistemi de biliyorsunuz yakını. Yani adamda sistem çalışmıyor. Yalan diye bir şey yok. Şaka bir şey söylüyorum. İnanıyor. Değil mi hepiniz söylüyorum. Peki niye inanıyordu merak ettim. Çünkü adamda şaka yok. Dedim şaka yaptım dedim. Dedi ki yalanın şakası, şakanın yalanı oldu dedi. Yani aslında peygamberimizin hadisinki de bir zikrede bana. Ben latife yaparım ama latif. Latif olur dedi. Sen yalan söyledin. Peki Hasan abi, nubet sittir. Çiftir et eder. Reddi diyor işte.
yani kizbin reddediyor ya peygamberimizin mesela latifesi, ben de latife. Aleyhi selam da diyelim. Yani nübüvvet vardı ya. Ama ruhu vardı. Ama nübüvvet değil, elinde şeyler yok. Nübüvvet de nebi değil. Cennette nebi değil. Nebi değil ki. Peygamber ruhu yok mu? Var ondan. Peygamberlik ruhu hepimizde var ama nasıl cehenneme gidiyoruz? Yani veya mümin ruhu var, cennet ruhu yok mu? Fıtrattır o, hiçbir şey değil artık. Kullanılmaya bağlı. Yani istidat, herkes doktorluk istidadındadır ama doktor kabiliyetinde değildir. Çıkarsa, eyleme çıkarsa kabiliyet olur. Çıkmasa istidattır. Mahiyet olarak var. Mahiyet insanı bir, mahiyeti var. Ama hakikat olmadı daha. Hakikat olabilmesi için zıtların cemi dünyaya lazım. Hakikat olmadı. Adem Aleyhisselam'da mahiyet vardı, hakikatları yoktu. Hakikat Esma-i İlahiyedir. Esma-i İlahiyenin çeşitli esma ve her bir esmanın meratibi. O yoktu. Mesela yalan da bir şeydir yani. Adam, şeytan bir adam zannediyoruz şimdiye kadar. Oysa bir sistemin, yazılımın temsilcisidir. Lef-i Mahfuz'un temsilcisi Cebrail olduğu gibi. Yani o da bir sistem, sistemin içinde. Ama adam ilk defa orada o aktif etti. Yani Allah ile ilk konuşan şey, Adem'den önce şeytandır. Adem daha cesetti. Saksaldı. Değil mi? Ona secde et dedi. Adem yok daha. Ha, şeytandan önce konuşan bir şey var. Onu gördüm. Aklı. Akıldan daha kutsi bir şey yaratmadım diyor hadisi kutside. Aklı Allah yarattı. Gel dedi. Gelmiş. Akıl bir alettir diyor 27. sözde sayfada sözlerde. Akla dedi ki git dedi Cenab-ı Hak. Git. Otur dedi, otur. Kalk dedi. Senden daha kutsi bir şey yaratmadım. Ama senden daha kutsi bir yere seni hizmetçi koyacağım. Ondan sonra şeytanla Adem Aleyhisselam'dan önce konuşmuş. Ondan şeyi yok ya, haberi yok. Fakat Allah diyor ki bu senin düşmanındır diyor. Ona dikkat et diyor. Ve dikkat edersen Adem'e yanaşamadı. Adem'e yanaşamadı. Adem'i kandıramadı. Şeytan Adem'i kandırmadı ki. Şeytan hevasını havasından girdi. Yani Adem Aleyhisselam'ın mücessem nefsi olan şeyine. Evet. Cisimleşmiş nefsi. Hanımına yani. Oradan girdi. Evet. Mesela peygamberlerde zelli yok mu? Hı. Yunus Aleyhisselam'a emir mi gelmişti burayı terk etti? Yok. Niye terk etti? Bak mallığın içinden nefesini açtı. Mesela. O da nefis benzetiyor ya usta. Evet. Süleyman Aleyhisselam niye devrildi? Kaç yüz sene? Kaç, 600 sene? Kaç yüz sene devrildi? Ne diyeyim? Allah Kur'an'da mı, peygamberde mi bir hadiste gördüm. Ata binince çok şey olmuş. At giderken keyiflenmiş böyle, tamam mı? Böyle alaca, alnı beyaz, önü şey, ayakları da beyaz böyle. O keyiflenmiş. Allah onu saltanatından düşürdü. Şeyde, Hulusi abi şefkat tıkatlarında Silah-ı Rahim'e gitmek doğru değil mi? Doğru. Hulusi abi ne yaptı? Makamı vardı, şöhreti vardı. Oğluna hizmeti bıraktı, şimdi gitti, geçici tehir etti. Gitti anne babasına gitti. Günah mı işledi? Niye onu sitokat yedi diyor. Dikkat ettiniz mi? Ana babasına gitti. Keyifli gitti diyor, şöhretli gitti diyor. Oysa diyor, hizmet ehline bu yakışmaz bu hareket diyor. Haram işlemiyor ha? Oysa anne babaya itaat farzdır. Ben ana babasına gitti ya, bir şefkat o kadar baksanıza. Bu niye yedi bu adam? Kız mı kaçırdı? Haram mı yedi? Ne yaptı bu? Niye tokat yedi? Ana babasına gitti ama keyifli gitti. Adı Süleyman. Yani makam yükseldikçe fırtına dehşetli oluyor. Ova sular alıyor ama dağlar fırtına, kar tepeler oralarda oluyor. İhramda helal de. İhramda helal de haram oluyor. Evet bak, ihramda helalin haram oluyor. Nur Talep Eli ihramdadır diyor Barla'da. Hatırladın kaçın sayfaydı? 176 yani. Evet 176. Nur Talep Eli ihramdadır diyor. Onu da şey yaptım, meşgul oldum. İhram iki parçadır. El-azametu ridai vel kibriyev izari. Alt örtüm, üst örtüm. Kişiyi örten şey. Allah'ın lüzumlu perdesidir azamet ve kibriyev. Allah'ı örtmüş. Birbirimizi de neyle örteriz? Fatih ya, asabidir. Mustafa işte şöyledir. O hassastır, o vesveselidir. Bunlar neymiş biliyor musun? Örtü. Bununla gizleniyor.
Allah kulunu gizliyor. Sen o kadar güzel sıfatı var ki, yok vesveseliymiş, yok bilmem neymiş, örtüyor. Peki bu nedir temeline bir baktım. Allah'ın azamet ve kibriyel lüzumlu perdesi ya, insanın da perdesi birbirini ve kendisini ve Allah'ı ve ahireti kapatan perdesi, zan. Evet. Zan. Şimdi bunu da geçtim. Bununla alakalı olduğu için hemen altına koydum. Her mevzuyu Risale-i Nur'da mesela bir ders yaptım. Zan. Zanın evvel ismiyle evveluhu, ahiruhu, zahiru, batinu. Evveli ne demek? Çekirdek düşün. Çekirdek ağacın evveluhu. Meyvedeki çekirdek ahiruhu. Ağaç zahiru, içindeki makina yani şey, batinu. Şimdi zanın da şey diyeceğim. Her bir ders bir adam veya ben bir ders yaparız. Evvel, kader dersi mesela. Evvel ismiyle kader. Yani kökteki çekirdek. Başka birisi gelir veya sen, ahir ismiyle kader, meyvenin içindeki çekirdek de kaderi. Ders tamamen değişik olur. Ama aynı ders. Başkası gelir veya sen başka zamanda ağacın zahirisiyle kaderi anlatırsın. Tamamen değişir. Batınısıyla anlatırsın, daha değişir. Bu zanın evveli, ahiri, zahiri ve batınısı var. Her kelimeyi böyle bakılacak. Her kelimeye huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın, bunu baktıktan sonra ifrat tefritini çözeceksin. Sonra yetmiyor. Dimağdaki içsel alemde ve fiilde nasıl gözükecek? Külli oluyor bu sefer bu ders. Yani böyle gitmeye çalışıyorum sanda. Şimdi bu esma, dört esma. Zana evvel esması taalluk ederse zan nedir? Zan ahlaktır, huydur, tabiattır. Veleveluhu, çekirdek. Mahiyet insaniye birdir. Yani herkeste insanlık mahiyeti birdir. Orada safiyet var. Safiyet, Adem safiyullah. Ahlak, hayır, evet, evet. Safiyullah. Evet. Adem safiyullah. Beyazdır, süttür. Süt. Doğduğu zaman süt içirirler. Adem safiyullah. Ne zaman canlı ve cansız cinsiyetini fark edene kadar süt kalkar. 2-2,5 yaşına kadar süt içirin diyor Cenab-ı Hak Kur'an'ında. 2 sene. Ve 3 tıp diyor ki 2 ve 3,5 arasında 3,5 en geç. Bu çocuk kız mıdır, oğlan mıdır kendisini bilir. Bebeğini, arabasını canlı ve cansız ayırır. Demek ki o yaşa kadar Adem Safiyullah'tır süt içiyor. Hmm. Ve bu süt o kadar önemli ki bir başkasını içirirsen o doğurmadığı halde senin kardeşin oluyor. Ha, fıtrattan beraberlik olmuş oluyor. Evet. Şimdi dolayısıyla biz peki her asır, dün akşamki ders, her asırda Kur'an'ın her bir ayeti mutadit manası vardır. Her mana küllidir, her asır defradı bulunur. Diyor ki kan ve fışkı ortasında diyor size diyor sütü gönderdim diyor. Ne demek süt? Bu asırda süt nedir? Kur'an bunu ne söylüyor? Herhalde ya sığırın eti işkemesi belli. Onun arasında da sütü gönderdi. Ebedi bir şey Kur'an niye söylüyor? Değil mi? Şimdi o süt nedir bu aslında? O süt Risale-i Nur'dur. O sütü içersek ki içtik, kardeş oluruz. Aynı batında potadayız. O zaman kardeş kardeşe evlenemez süt kardeşi, haramdır. Kardeş kardeşe de ihanet yapamaz. Satamaz, terk edemez, zulmedemez, kandıramaz. Bizi kandıran bizden değildir. Nurcular birbiriyle evlenebilir ama değil mi? Nurcular evlenir. Yani şeyden gitti. O şeyler abi, o birimler müstakil çalışıyor mu yoksa bütün çalışıyor? Bütün çalışıyor. Yani bütünü bu. Bütünü. Bütüne müdahale ediyor ama girersek aslında heves, bunlar ayrı ayrı bir dersler yapılmış. Sitede var. Heves nedir, asap nedir, damar nedir mesela. Mesela ahlak hakkında belki de 6 saat ders var. Nefis hakkında belki 4-5 tane var. Manevi nefsine madde. Ama bu tabi bizi boğar yani. Ama buna müdahale ediyor komplesine. Şeytan müdahale ederse tefrit oluyor. Sünnet müdahale ederse hüsnüzana dönüşüyor. Hiçbir şey yapmayıp bir şey yapmasa kendi kendini sırttan kendisini yiyor. Kendi kendini yiyor. Çünkü kontrol edemediğin her şey seni kontrol ediyor demek. Ahireti örten suizan mertebesi de ahireti örtüyor mu? Aynen. Suizan. Ya benim ahiret ya. Ya
acayip bir ahiret yani nasıl olacak yani olur mu falan. Acı pazar dershanesi şey pazar camisinde ders yaptık. Mehmet biliyor belki falan. Cuma hem bayramdı. Şu kağıdı yaktık kağıdı. O oranın Allah selamet versin Allah razı olsun ondan. Çıkartmış vermişti. Kendisi dedi ki ya dedi ya Hasan hocam ahiret kesin varmış dedi ya. Cami hocası var. O cami onun canı değil. Başka bir tanesi var. Tanıyorum başka. Orada bulunmuş. Hocam dedi ya, hakikaten ne kadar kesinmiş dedi bu ahiret. Şuursuz ha heyecandan söylüyor. Dedim ben hocam bana böyle geliyor. Kesin var. Suizan çaresi var mı Hasan abi? Suizan çaresi var. Üstü zannetme. onu sana söyleyeyim. Niye biliyor musun? Üstadın bak. Çaresini söyleyeyim. Bak söyleyeyim sana. Neydi sarçının? Söyle o zaman. Hani üç şahsiyeti koyuyor ortaya. He. Üç tane şahsiyeti ortaya koyarak üstü üzerine kadar kaldırıyor. Aferin. Allah razı olsun. Aferin. Ama yazmış mıydık? Şu. Şurada da söylüyor. Şey, onu şey yapayım, hemen söyleyeyim o yeri gelmişken defterde. Diyor ki bak, üç tane şahsiyet var. Beşeri, bir de ubudiyeti, namaz, orucu vesaire. Bir de ders makamındaki şey. Karıştırırsın. Ne demiştim daha söyle. Üst uzanı çaresi. Nereden şey, okuyacaktım? Üç şahsiyet. Yok onun dışında zan on gelecek. Dur bir şey okuyacaktım. Ha şu. Onu göstereyim. Onun çaresi nedir? Bak. Zanı nasıl yapılır? Burada yazılabilir mi? Köşesi boş. Şuraya yazayım bak. Zanı, bak şüpheyi yapayım de. Burada var mı şüphe? Bak arka tarafta var mesela. He? Arka tarafta şüpheyi gördüm. Şüphe ne? He. Bak, şu aynı. Şüpheyi, şüphe bilmemektir. Zan aynı uygula. İfrat. Evet. Zandan, zan edersen, vasata gelirsin. Zanı zan etmesen, İfrat olur. Zan denen bir şeyin yoksa, bak, şüpheyi bilmek ifrata taşır. Bilmemek. Şüpheyi şüphe bilmek, hakikatin zemini olur, seni vasata taşıyor. Şüphe inkar etmek, zan da aynı. Zanı inkar etmek. İnkarla şüpheyi şüphe bilmemekle inkar etmek arasında fark vardır. İnkar şudur. İnkar şöyle yapayım. Hemen sana şey yapayım. İnkarı sana yapayım. İnkar, şunu çevireyim. Keşke bir tane bakmakta olsun. Hemen onu yazmam gerekiyor ki gözle görmesin. Bak. İlk önce inkarı yapıyorum Fatih. Olursa ikisi de inkar olur. İnkar oradan çıkar. Yani mesela peygamberin mucizesi var kesin. Emri nisbi doğru. İçinde niyeti bozuk. Emri itibarisi yanlış. Kesin şüphe olursa ne oluyor? Kesin şüphe olursa varı yok ediyor aleminde. Bu vehmin şeye getiriyor, ifrat modu. Şimdi ötekisi ne demiştin, cehalet mi demiştin? Şüpheyle, yok inkarla. İnkar bir de şüpheyi şüphe bilmemek. Şüpheyi, bu inkar bu, ikisi. İnkar, şüphe ise şüphenin ifrat modu. İfratı. Şüphe, mesela diyelim ki vesveseden nasıl kurtulacaksın? Vesveseden çıkarsın. Şüpheyi şüphe edersen şüphelikten çıkar. Ne yapar seni? Donukluktan çıkarır şüphe. Şüpheyi insanlıktan kaldırın. Terakki olmaz. İnsanlık biter. Şüpheye şüpheli bakacaksın. Ve bakmayacaksın.
ve şüphe inkar etti. Ne şüphesi ya, öyle bir şey yok dedi. Üç tane isim de söyledi. Şüphe inkar etti. Yani bu tevhid desin şüpheli. Şeytanın en büyük desisi kendisine tabi olanlara kendini inkar ettiriyor. Öyle bir şey yok canım. Ben söylüyorum. Lan şeytanın konuşmasını kendi konuşmanı zannediyorsun. Namazın olmadı diyen o. Burada tek ben kaldığımı zannediyor. Sonuçta başkaları da var. 18 bin kişilik var burada. 18 bin alem. Adam diyor ki namazın yok. Kim dedi bunu? Şeytan mı dedi, melek mi dedi? Mesela şöyle diyeyim. İyi değilim, hastayım. Psikolojinin şey. İyi değilim sözü. Allah ve melekleri yapar mı? Allah ve melekleri insanı korkutur mu? Allah ve melekleri insana vesvese verir mi? Allah ve melekleri insana vehim yapar mı? Yok. O zaman kim yapıyor bunu? Allah ve melekleri değildir. Kimdir ama bilmiyorum ama ha şeytandır. Allah ve melekleri insana vesvese vermez. Şüphe evet. Abi ikisinde de mi oluyor? Mesela içte emri itibariyle evet. İkisinde de şüphe oluyor. Tabii mesela diyelim kim? Peygamberin şeyi veya fiili veya bir ticaret. Adamla şüphe ediyorsun. Onun hakkında da o esnaf hakkında daha önceden de bilgin var. Emri itibari sağlam bir adam değil. Bir de baktın ki hakikaten çürük veriyor. Şüpheli görüyorsun. Zaten bilgin vardı. Onu inkar edersin o adamı. Ama tersi olursa mucize var. Emri nisbi doğru. Kesin. Ben de niyetim yok iman etmeye. Bu nedir? Varı yok ediyor. Varı aleminde yok ediyor. Tersini düşünelim. Adam küfrün, küfrün hakikati yoktur. Ama şey, emri nisbi de yok, adamda var. Şüphe kesin. Bu da ne yapar? Yoku var ediyor. Bu da vehmin tefriti. Peki nedir o? Eğer diyor, tamam mı? Şeyi, vehmi şey işletirse sünnet vasata geliyor. Çünkü %1 değeri var. Yani iç aleminizdeki yani itikatta ve amelde yani Allah hakkında kendi hakkında bir sürü zanlar var. Sağlık sorunu, ne bileyim imansızlık, abdesti. Yani bunun hiçbir değeri yok diyor. Niye? Vehmin değeri %1'dir. %1'den %2'ye kadar. Şüphe ise %2'den %50'ye kadardır. Zan ise %90'a kadardır. Zanı galip ise %90'dır kendisi. Bilgi ise %100'dür. Eğer %100 bu bilgidir kesin, edile-i şeriye hükmederse o ilime dönüşür. O zaman lanetten bir tabir kullanmamış ustad. Mesela deli, Burhan Yücel. Deli, ateş yakar, gözde gözüküyor. Elimi soktum, Burhan'a dönüştüm. Herkesçe malum aynı şey olursa ölecek olur. %100 olursa peki ilimde zan yok mudur abi? İlimde vardır. Ama dile-i şeridik o andaki sana hükmetti ya %100 senin ilme dönüşür. Ama ilmin meratibin olsun diye o durmaz orada. Zanı vardır. Ama hüsnü zanla beraber. Suizanı yok orada. Allah hakkında suizan etmiyor. Şimdi geleyim şeye gene. Şuradaydık. Zanın toprak altındakine evveluhu huydur, tabiattır, ahlaktır, zan, yapıdır, sistem. Bir şey yok. Ne iyidir ne kötüdür. Yap. Mahiyet insanı. Ahirisi meyvedeki çekirdek. Zan, sonu ne? Kazanılanların bütünlüğü olan enfusi alem. O zaman şey hasar olabilir. Ahiret, sen işte derim, o ahlak, huy, tabiatı, işte suizansa o, meyvesi de aynen. Güzel oluyor. Tabii suizansa meyvesi de ahırı çünkü da, ikinci sözde yani. Diyor ki, aha. Nazarında öyle bir şey yok sadece. Nazarında fena bir memleketi düştü. Ha. Öyle bir şey yok. Nazarındaki memleketi düştü. Buraya düştü, burada yaşamıyor. Evet burada yaşıyor. Yaşıyor ama kendi dünyasını yaşıyor. Sokakta adamlarla rastlarsın bana. Böyle yapıyor kendi kendine. Yürüyor. Nerede? Burada mı? Burada mıdır? Evet. Ha, buradadır ama nazarının balon yapmış. Nazar demek en aynezenin abdibi. Balon var ya zan umumi dünya içinde hususi dünyamızdır. Zan. En aynezenin abdibi zannın kulumun zannına göreyim. Peki doktayın merkezi yasan abi.
harici hem dahili şekillendiren, renklendiren garip bir şey. Evet la bu işte, bu acayip bir şey mi? Her şeyi şekillendiriyor. Ama sana bir suizan edenin mana ismi cihetiyle. Mana ismi ciheti, suizana bakıp fıtrata ihanet ettin. Aynen, fıtratına ihanet ettin. Allah'a suizan ediyor mesela. Allah'a da iftira ediyor. Ha? Bu fıtratına ihanet etmek manayı ismidir. Fıtratına Allah hesabına bakarsan üstü zan olur, manayı affedir. Evet. Yani o şeyi mesela bakın ikinci sözde diyor ki evet. Nazarında fena bir memlekete düştü. İkisi de aynı memlekete gidiyor. Ay, ikisi aynı yerde. Farklı bir yere gitmedi yani. Aynı. Nazarındaki memlekette yaşıyor. Ama realite olarak bedeni bu memlekette yaşıyor. Ama bu memleketteyken kendi dünyasını yaşıyor. Zan. Mesela şu anda diyelim hayat işlemedeki müthiş inkişaflar var. Biz onu üstün azımızda inşallah bak görebiliyoruz. E bir de su izlenme. Tabii yok canım diyor yani. Neye gerek var diyor yani. Köprüye ne gerek var? Güzel gören güzel düşünür. Evet. Güzel düşünün hayatına lezzet, lezzet alır. Oradan çıkartıyorum bak. Güzel gören bu neyle görecek? Emrin ismi, emri itibari güzel olacak ki güzel görsün. Güzel gördüğü için güzel düşünmek zorundadır. Çünkü malzemesi güzel. Şu anda kendinizi kötü hissedip şansınız yok ki. Güzel yerde güzel şey konuşuluyor. Gıybet edilse, iftira edilse, ondan bundan konuşsa kendisiyle mesela Türkiye'nin tablosunu, bir senaryosunu yapsak, o gitti mahvoldu falan, hepimiz kötü hissederiz. O zaman kendini iyi hissetmek istiyorsan, doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey konuşacaksın. Peki, şey, zanın ilki, evveli fıtrattır, hiçbir şey değildir. Ahlaktır, huydur, tabiattır. Ahri ise meyvenin içindedir ya, kazanılan enfusi ve mülk ve melekütü kazanımları. Yani arı, yaşıyorsun. Mesela bir tanesi dedi ki, Numcu değil, Erbakan Üniversitesi nerede ya? Konya'da. Konya'da. Ha, orada doçentmiş. Dersi dinlemiş. Hangi dersinize denk gelmişse kadınmış. Ondan sonra onu vesile olan zat yazıyor bana. Dedi ne anladın? Bir ders mi dinlemiş? Nurlan'da haberi var mı? Herhalde büyük ihtimalle vardı. Bu bizim hangi dersi vermişse. Demiş ki, ölümü bu kadar güzel anlatıp ölümü seven adam ilk defa gördü. Koca derste neyle var? Ölümü seven, ölümü bu kadar güzel anlatan adamı ilk defa görüyorum. Aslında aslın hastalığıdır bu ha. Bu aslın hastalığı. Tabii. İnsanların yani mesela biz buradayız diye ama dışarıda psikolojik sorunlar olanlar, sıkıntılar olanlar, psikologlar, psikiyatristler işte onlar da onların zannını düzeltiyorlar. Cumartesi dersten sonra pazara böyle geliyor ya, normal vatandaşta siz bilmiyorsunuz, doktordur onlar. Geçen hafta gelen Çapa'da doktor, psikolog. Çünkü onlar nereden görecek böyle bir şeyi? Zan, yani ustad diyor ki, nazarında fena bir memlekete düştü, tamam mı? Zan, nazarında, viralite, bedensel buradadır ama kendi dünyasını yaşıyor. Nazarındaki fena memlekete, işte onu zan bu dünyanın nerede olacak? Yani o tıpı okudu, psikoloji bildi, kaç sene okudu? 6 sene. Ben bunlar için 30 sene okudum. Hem de senin belirli saatlerde. Ondan sonra para kazanmaya geçtin. Hala ben okuyorum. Onun okuduğu kitapla senin okuduğun kitap da farklı. Evet. Hem de nasıl? Hem de seninkisi zanlarla dolu. Çünkü ikide bir değiştiriyor. Zanlarla dolu. Zanlar şükürlendiriyor. Şimdi devam. Ahirisi, zanın ahirisi, kişinin içsel alemi, itikadı, imanı ve eylemin bütünlüğünü hali, enfus alemi. Zanın o alem, iç alem. Şu anda sen öyle bakıyorum sana ama iç aleminde hep iki yaşadığın alem zanlardır. Balondur zan. Senin sorun. Zanın ahirisi kişinin içsel aleminin kısmen ifade eden fiiliyatı yaşantısıdır. Zahir. Bunun, ya zahirisi. Zahirisi ya. Zahirisi kişinin içsel alemini kısmen ifade eden fiiliyat yaşantısıdır. Mesela Hutbe-i Şami'ye hatırıma geliyor 77. Kişinin fiiliyatı kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Yani veya şerse yapmaz diyor. Şimdi âli bir adam bunu yapmaz ya. Yaparsa o anda o hakim değil. Başkası hakim bedenine. Tamam. Onun için 3 tane şahsiyet diyor ya. Mehmet sordu. 3 tane şahsiyet olunca şey yapıyor. Demek ki kişinin
Zahirisi nedir? İçsel alemi var ya, itikatları, düşünceleri, emri, nisbileri, ahlakı, huyu, tabiatı, örfü, ananesi, geleneği, geçmişi, bir sürü akraba şey var. Onlardan aşağı sergiliyor, ahlakını sergiliyor, yapıyor, yapmıyor, söylüyor, söylemiyor, gidiyor, gitmiyor, tamam mı? Ondan sonra bu nedir? Kişinin zahirisidir. Batınısı ise, batınısı, dimağındaki emri nisbileri ve emri itibarlarının, yani batınısı şu, zanın, emri nisbi, emri itibari, tencereye getir, emri nisbi koy, emri itibari koy, karıştı, çıkan vaydi kıyas. İkisi de batın değil mi Sami? İkisi de batın. Ama birisi dışarıya bakıyor, birisi içeriye. Mesela alma özelliği. Ahize ve nakilere yönler var. Ha, ahize nakile gibi. Ha, ama ikisinin cebine vahidi kıyası diye geçer. Vahidi kıyası nedir deyince bu şey var. Başka ne var böyle şeyde, batınisinde? Niyet ve nazar var. Niyet ve nazarı, niyet ve... Tahir eder diyor o zaman, yani buna tesir ediyor değil mi ki? Buna tesir ediyor. Emrin ismi emrine... Tesir ediyor. Niyet ve nazarı daha arkada zanını şekillendiriyor. Mahiyet eşya değil. Zanını değiştiriyor. Niyeti, nazarı. Mesela adam, Firavun, Ebu Cehil, peygamberin elinden suyu akmasını görüyor. Niyeti ve nazarı fasık olduğu için zanı da suizandadır. Yani fiil doğru, emri nisbi doğru. Emri itibarisi yanlış olduğu için onunla reddediyor. Demek ki zanımızın batınısını yönlendiren niyet ve nazar. Ahir abi dimağa bakmıyor muydu mesela enfüs alemindeki ahir? Ahir deyince dimağ aklımıza geliyordu ya. Evet evet. O batın da yine dimağda. O zaman o dimağın sıfat yönü mü oluyor artık? Yani şu bak. Bu zanın, bu senin enfüsü bir mevzuyu burada uygulama. Ahirisi fiile dönüşmüş hali. Fiile dönüşmüş hali. Yani zan o şey değil artık. O konuştuğumuz enfüsü mevzu değil o. Dima, kalbe, dima, vicdan, kalp, ruh. Eleme çıkmamıştık. O değil bu. Bu ahire çıkmış. Adam niye yaşıyor? Niye onu yapıyor? Niye onu veriyor? Niye vermiyor? Niye fedakar? Niye adam 5 lira hizmete veremezken ötekisi ömrünü veriyor? Onun zanı bozuk, onun zanı şöyle, öyle. Yani hayat dışarıya çıkan hal. Mesela adama şöyle değil. Zümer abi biraz önce dersin başında söyledi. Pespaya bir ahlak sergilediler. Adama göre giyiniyor. Ne derler diye yaşıyor. Lan ne derler diye yaşar mı bu insanlar? Ne derler diye giyiniyor, ne derler diye yiyor, ne derler diye araba alıyor. Öyle bir şey olur mu? Rehberine bak, terbiyecisine bak, buna uyguladığına bak. Niye lan? Ha, o fiil ondan çıkmaz. Çünkü niye? Fiiller kalbin ve isim temayülatından çıkar. Ha çıktı, aldanır. Hepimiz aldanabiliriz. Aldanabiliriz ama aldanma daimi olmaz. İnsan günah işleyebilir. İstemez mi ya? İşler. Düşer. Düşmeye kalkmayan Allah'tır derler ya. Düşer ama fark şudur. Ehli fazilet ve kemalat, kalbi ve hissi kontrol eden, düştüğü yerde kalkmayı bilir. Ve onu savunmaz. Ve onu takip etmez. Ama adam o pisliği, o günahı takip ediyor. Onu daha devam ettirmek, çapını genişletmek için yöntem arıyor. O günahı daha iyi yapayım diye. İşte o kalbin ve hissin rezilliğindendir. Ama düşmek rezillikten değildir. Şimdi üçüncü cedde şahsiyetle pes ahlakta bulunabiliyor diyor ya. üç tane. Biz de içimizde o cedd vardır. Bir de Kur'an-ı Hakim'in delilleri olan ki Risale-i Nur'da ahlakı tabiattan direkt geldiği evet. için onda şüphe olmaz diye hüsran olması gerekiyor. Aslında o ceddeki bizim fıtratımız ki Kur'an-ı Hakim'in delilleri ceddindedir. Orada kusurlu yok. Bakmamak gerekiyor. Orada bakmayacaksın. Şöyle. Şimdi Allah'ı azamet ve kibri örtüyor ya, Allah'ın fiiliyatın hepsinin hikmetini bilmeyince suizan ediyoruz. Ne diyoruz? Ya Suriye niye böyle yaptı? Niye bunu kanserle öldürdü? Ya bir çocuktu ya bunu, baba seni niye aldı?
Allah suizan ediyor. Ne için ediyor? Çünkü Allah şöyle bakıyor bizim anladığımız. Bir, Esma bunu icra ediyor. Kendisi seyrediyor. Meleğe Allah'dakiler seyrediyor. Ahireti mezrası oluyor. Bir de bu ruhu âli ediyor kişinin. Onun ruhuna neler yaptığını sen biliyor musun? Ne terakkiler? İnsanı suizana sevk eden nedir? Zanı suizana çeviren nedir? Enaniyet ve gaflettir. Enaniyet ve gaflettir. Mesela hüsnü zan. Enaniyet biraz düzelir ama sana. Enaniyet emanet benlik edip kibire de sevk eder de suizana nasıl sevk ediyor? Yani. Şimdi enaniyetin 7 tane manası var ya. Yani ayrıdır. Enaniyet ayrıdır. Enaniyetin müsveti şudur. Ruzlamedir, takvimdir, çekirdektir, haritadır, nizamdır. Tamam mı? O değil. Enaniyetin, bu bizim şeyde kullandığımız gurur, kibir, evet, haset, tenkit. Mesela İmam Ali diyor ki, çare sunulmayan tenkit tahriptir diyor. Niye bunu kabul etmiyorsun kardeşim? Bunu? Yok abi yanlış. Tamam da niye? Çare var. Yok. Bu tahriptir. De ki, enaniyetten geliyor. Tabii. De ki, bu yanlıştır. Niye? Şundan dunla. Ha bu tamirdir diyor. Bak, çare sunulmayan tenkit tahriptir. Mustafa da güzel bir şey yapıyor. Bu Asar Beder'in sonunda var Asar abi. Hani evin altına başka bir direk vermeden çürük direği almaya kalkarsan başına çıkmaya vesile olur. Evet. Şimdi sen tamam, hani yanlış diyorsun ya, o zaman sağlam bir direk ver buraya. Zaten sonra şu, yanlıştı ona. Evet, zaten bu benim bir cümle vardı, bütün derslerde söylerim. Bu söylediğim yanlışın doğrusu bulunana kadar doğrudur. Bu yanlışım, bu yanlış benim. Tamam mı? Bu benim şeyim. Bu yanlıştır. Ama sana şuna vesile olsun bu yanlış. O değildir ya. Nedir Abdurrahman? Şudur. O doğrusunu bulmasına vesile oldu. O zaman doğrusu bulunana kadar bu yanlışın doğrudur. Ya adam enaniyetli değilse Hasan abi, bak bu yanlıştır, kötüdür, yanlış sözü demez. Abi doğrusu, yani şöyle olabilir. Şöyle olması lazım değil midir? Evet. Böyle söyler abi. Umumi mesela, dedik ya üç tane şahsiyet var. Mesela Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkat-ı Makam'da kürsüde oturuyorsun. Orada bir tanesi çıkıp öyle değil ya falan. Tabi eğer sen galiba sen haklısın, orada olmaz. Orada makamı şey var, orada şey yapamamışsın. Sen orada tevazu gösteremezsin, onu haklı çıkartamazsın çünkü sen değilsin. Onun, senin şahsiyetinde ustad icraat yapıyor, risale icraat yapıyor. Ya orada öyle değil, ya tabi tabi olabilirsin dedi. Hayır kardeşim, dersten sonra konuşalım. Bak onu da itham etmiyorum. Dersten sonra konuşacağım kardeşim, izahını dersten sonra yaparım. Dersten sonraki şahsiyetin senin ikinci şahsiyetindir. Ama geçtin, yeriz, içeriz, gideriz, koşarız, güleriz, eğleniriz, tamam mı? Bu da beşeriyetimizdir. Eğer birbirini karıştırırsan zanın berbat olur. Üç tane şahsiyeti karıştırmayacak. Demek ki suizan, o enan var ya, ben bilirim kafa böyle. Benim dediğim doğru. Tabii tenkit, eleştiri, adalet, gıybet, ift. Suizan ediyor ama doğru olarak biliyor. He? Suizan ediyor ama doğru olarak biliyor. Doğruluk zannıyla. Niye enaniyetten? Evet, enaniyetten. Şey, laf da dinlemiyor. Bir de gaflet. Gafletin tarifi var. Neydi? Gaflet, tefekkür gafleti izah eder. Tersi? Örten. Ya. Bak, tefekkür 147 miydi mesela? Evet, mesela. Bak, onun için bildiğim, beraber müzakir ettiğimizden biliyorum da onun için şey yaptım onu. Tefekkür, gafleti izah eder. Tefekkür neydi? Bak, fikir yoldur. Fikir yoldur. Bir araba düşün, tamam mı? Kamyona gittik. Gitmek, o yol fikirdir. Fikir yoldur. Arabayla gitmek, bir şeye doğru gitmek tefekkürdür. Arabaya malzeme yükledin, inşa bir şey, kereste falan, yiyecek, geri döndün, marifettir. Eyleme dönüştük, muhabbettir. Peki, o muhabbet yaptık, tercih ettin, Allah sana bir cevap verdi. Lezzet-i ruhaniyettir. Bir daha söylesene burayı. Lezzet, mesela bak, fikir yoldur. Tamam. Kamyonla gittik abi, oradan şey alacağız, eşya alacağız. Yani kamyon yola benzer mi? Yol fikirdir. Kamyon ve biz fikir şeyidir, tefekkür. Tefekkür. Tefekkür netice değildir, yöntemdir. O fikir de Risale-i Nur'dan gelmişse, o yolu da Risale-i Nur yaptıysa Cadde-i Kübra'dır. Cadde-i Kübra. Bak, yol Risale-i Nur.
Tefekkürsen araba, orada takside tamam. geçer, kamyonla geçer, senin tırınla geçer. Tamam, yani tefekkür çeşitli. Tefekkür istadının inkişafına göre. Nispeten. Kullandığın arabaya bağlı. Tamam. O araba netice değil ama, tırla gidiyoruz. Tamam. Tamam. Gittik mi abim? Gittik. Orada tabii arabamızın çapına göre yiyecek aldık mı? Bu araba ve gitme niyet vesaire tefekkür. O yol cadde-i kübra. Oradan yüklenen şeyler de marifet. O marifetle doldun mu? Ben sana mabet edir. Daha dur. Mabet ederim. Allah. Allah da sen mi böyle şey yaptın? Ben de kalbine lezzet koyarım. Evet. Lezzet ruhani yoktur. Aslında bir tefekkür nedir? Büyük Mesnevi'de mesela bir tabir var çok dehşet. Tefekkür, barit ve camit olan gaflet eriten bir nur olduğu gibi. Barit, camit olan? Bu da hem tefekkürü tarif etti, hem gafleti tarif etti. Gaflet, barit ve camittir. Dur şurada, şuraya yapayım. Barit ve camit. Gaflet, gaflet yazdım. Barit ve camittir gaflet. Tefekkür ise bu barit ve camit olan gafletinde nurdur. Evet. Tefekkürler nurdur. Tefekkür. Yani güneş vurdu, buz eridi. Bu sefer ağaçlar kullandı. Başka hayvanlar da içti. Yani kuş nasıl içecek buzu? Ama suya dönüşürsen içerse ağaç da içer mesela. Şimdi hemen burada oyalanmayalım gidelim. Bu çok önemli. Hüsnü zan yerine ki bundan üstün varmış. Hüsnü zandan üstün bir şey var. Hüsnü zan vesiledir. Netice değildir. Niçin üstün zannediyoruz? Hüsnü zan şeyi netice veriyor. Saadet, sebat, müfritan itibat, ihlası netice. Sadaka. Sadaka evet. Sadaka şeyden üstün, saadet yazmış. Hüsnü zandan üstündür. Dün şey yaptık ya, Ebubekir Efendimiz'in sadakati. Sadakati. Yani zannenin devamlı hüsnü zan mertebesine tutuyor. Taşmıyor. Mesela hüsnü zanın, hüsnü zanın ifrat tefriti de var. Mesela eğer yöntemini bilmezsen hüsnü zanın şeyhini putlaştırır. Niye sadakattan dolayı? Sadaka. Sadakat olursa o hüsnü zanın içerisi de şekilleniyor. Mesela sadakat. Şey peygamberimize, peygamberliğine sadakat etti. Ondan sonra o ettiği için onun hüsnü zanı var peygambere. Sadakatından dolayı hüsnü zanı var. Ama hüsnü zanı ilahlaştırmıyor. Yani o şahsı. Çünkü bu peygamberdir diye sadakat var. Demek ki hüsnü zan da vesiledir. Bize bir şey çıksın, fatura çıksın, bize bir şey versin. Hüsnü zan ne verecek bize? Bir, sadakatini geliştiriyor. Hüsnü zan. Risale-i Nur'a hüsnü zanı olmayanın sadakatı olmaz. Değil mi? Hüsnü zan etmiyor. Çok diyor güzel. Ki, he? Olmaz. Evet. Mesela ustada diyor ki, kendisi yazdı diyor, sadakat olmaz. Ama ilhama yazdırıldı. Sen istersen bana 1000 kişi gelsin, ben inandıramaz. Ben şu anda şey için söylemiyorum. Ben inanmam. Bendeki nihayetsiz hüsnü zan vesilelikte kaldı. Putlaştırmadım. Haş ilah yapmadım tabii. Ben Risale'nin olay ustada gözlük nazarıyla bakıyorum. Yani ustad ne diyor diye değil, ustad da Resulullah'a bakıyorum. Risale-i Nur'la Kur'an'a bakıyorum. Risale ne diyor değil, Risale'ne bakarken Kur'an ne diyor diye bakıyorum. Kur'an mıdır? Değildir. Ama Kur'an'a bakan gözlüktür. Tamam mı? Adam diyor ki size Kur'an yeter diyor. Derken tam bir saat konuşuyor. Madem Kur'an yeter niye konuşuyorsun? Çekil sen arada. Üstad'ın bir ayetin ayetleri. Ha, sattık ya. Sana. He? Ayetin ayetleri diyor. Ayetlerin delilleridir. Kur'an yeter diyor. Tamam niye tefsir yazdın Kur'an yeterse? Niye konuşuyorsun Kur'an yeterse? Koy ha bu. Hadi benden ne valla arkadaşlar. Ha Kur'an tamam hiç kimse konuşmuyor. Sus. Bir saat konuşuyorsun. Kur'an yeter adına bir saat konuşuyorsun. Az konuşmak hakkında 10 saat konuşuyorsun. Hani Kur'an yeterdi niye konuşuyorsun? Bir mantık Hasan abi. Hiçbir şey de diyemez ya bu adam. Diyemiyor. Bir tane de bir abiye yaptım. Dedi ki Çaylı'ndaki Hasan abi. Dedi ki bana nasıl demişti? İmam Azam'a uymak zorunda mıyım dedi. Dedim ki, zorunda değilsin ama o seviyede olacaksın dedim de. Ya şöyle de, dedim ki, ya İmam Azam'a uyacaksın, direkt Kur'an'a uyacaksın, Kur'an var diyor, şu var, Kur'an'dan başka şey. Dedim ki, seni daha önce tanıyordum, bu fikri nereden aldın dedim ya.
Nereden öğrendin bunu? Hayır, dünya uçan yoktu. Ben seni tanıyorum. Kur'an öğretmiştim sana. Kur'an ben öğretmiştim sana. Ben başlatmıştım sana. Sonra da arkadaşlar genişletti. Hatırladınız mı? Dedim ki, sen bunu nereden kaptın? Biz de kitap okuyoruz. Birisi mi yazdı? Tabii dedi ya. Ondan sonra seminere geliyor, çayeline vesaire dedi adam. Ha, Kur'an size yeter. İmam Azam'a uymak zorunda değilsiniz diyen adamın kitabını adama ittiba ediyorsun. Bak sen de ittiba ediyorsun. Sen İmam Azam yerine buna ittiba ediyorsun. O da bir ittibadır. Sana doğuştan mı geldi bu fikir? Sana biri sempoze etmedim. Sana biri söyletmedim bunu. Ha, bunu kimseye ittiba etmemek gerekiyor. Kur'an'a ittiba etmek lazım. Sözü adama ittiba ediyorsun. Kur'an demiyor. Çünkü Kur'an diyor ki bilmiyorsanız bilene sorunuz. Kur'an size yeter demek bu Kur'an'ın sözü değildir. Bu senin sözü, bunun sözüdür. Çünkü Kur'an yetseydi Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifleri olmazdı. Kur'an yetseydi Allah diyor ki ben diyor ne diyorsam ittiba o peygamber için ne diyorsa ittiba edin diyor. Peygamberin sünnetsiz Kur'an olur mu? Sünnetsiz Kur'an. Ne verirse alın, ne verirse. Ne yedin? He, bak işte. O da insan. Peki sırf Kur'an yeter diyen adamın fikrine tabi olursan Kur'an'a mı tabi oluyorsun? Adama tabi oluyorsun. İmam Azam'a uymak zorunda mıyız? Diyen sana bunu öğretene tabi olduğunu söylüyorsun bana. Biraz sarsıldı gitti. Tamam. Bunu sen daha önce yoktun. Doğuştan mı geldi? Vay mı geldi? Bunu nereden okudun? Birisine evet okudum dedi. Peki bunun yazarına ittiba etmiyor musun? İmam Azam yerine bununla ittiba ediyorsun. Neyse devam edelim. Şeyimizi bozmayalım. Hüsnü zanı ne getirecek dünyada bana? Bir, sadakat. Hüsnü zanı varsa sadakatin var, sadakatin varsa hüsnü zanın vardır. Sebat getirecek. Risale-i Nur'a niye sebat? Hüsnü zanın var. Abi sadakati olmayanın adaleti olur mu? Olmaz. Olmaz. Nasıl adaleti olur? Olmayanın muhabbeti olur mu? Olmaz. Muhabbeti olmayanın ihlası da olmaz. Yani dört halifeye de buradan şey çıkıyor. Aynı çıkar. Ha, ama dolayısıyla ama bu sarip. Hüsnü zan. Bunun eseri ifadeler bunlar. Hüsnü zan bize sadakati doğurur, sebatı doğurur, müfritane irtibat doğurur, bir şeyi etrafından toplanıyoruz ve ihlası doğurur. Evet. Samimi oluruz. Samimi oluruz. Tamam. Şimdi Mustafa'ya oraya çıkmak istemiyorum sen daha şey. Hüsnü zanın zemini. Hüsnü zan ne yapar bize? Hüsnü zan bize ayna olur, zemin olur, gözlük olur. Evet. Parlak bir ayna diyor aslında. Ha parlak bir ayna. Ha, tamam. Parlak yaz, unuttum evet. Yazdım. Parlak bir ayna olur. Üstünde de parlak bir aynadır diyor. Evet, parlak bir ayna. O işaretin nerede kullanıyordu? Emirde abi. Tabii acayip bir şey ya. O ayna da gözüküyor ya. Evet. Parlak bir ayna. Ayna değil. Sultan'a ettiği muhabbet diyor yani. Parlak bir aynasında. Evet, çok iyi. Mesela seciye İslami olan, İslami seciye neymiş? İnsaf, ve hüsnü zanmış. Hmm. Seciye İslam'ı yok. Cumhurbaşkanı geçen. Yalnız şurada parlak bir aynayı unutmayın. Parlağı unutmamış. Aklı hareketsizlikten kurtaran şüphedir. Şüphe büyük nimettir. Aklı donukluktan çıkaran şüphedir. Müsibet gibi. He? Müsibet gibi. Gibi evet. Resmen senin sonunda dediği gibi 21. yüzyılda. Ne diyordu? Lakaytlatardı ya. Tamam. Teyakkuza sebeptir. Şimdi sana geliyoruz Mustafa, bu senin. Ama girmeyeceğiz içeri. Girersek tabii bir dersi sana teslim etmiş oluruz. Çünkü bu dersi yapacak. Çünkü biliyor musun abi? Şey ya çok seviyor ya. Biliyorsun da hatırlıyorum. Bir, hastalıklar yeis. Ucub, gurur, suizan. Ben tabii bu yolla çıktığım için oraya bu adama rastladım. Dedim bunu ben nasıl tamir edeceğim ya? Yani ben suizanı nasıl tamir edeceğim yani? En azından vasat üstü zana getiremezsem zana nasıl getireceğim? Meğer yeisin çaresi 26. sözün zeynindeki birinci hatvedir. Vasata getirin. Nasıl oluyorsun abi? Bizim şeyimize gelelim. Suizanı vasata getiren dördüncü hatve. İçerisine baktığın zaman şöyle bulacaksın bak. Şimdi suizan anlatıyor ya Mesnevi Nuriye diye. Baktığımız zaman suizan karşısına anlatırken çareyi de söylüyor. Bir baktık ki o aylak, o huy, o tabiatı dördüncü hatvede anlatıyor.
Tamam, mesela diyelim ki vücut kendisine vücut rengi veriyor. Yani nefis orada kendini serbest müstakil. Serbest müstakil. İzzat mevcut bir. Kendisini ölçü yapıyor. Kur'an gözünü takmıyor. Ondan dolayı da adalet kârlendi. Cenab-ı Hakk'a karşı isyan taşıyor. Evet. Rububiyet dava eder. Bu suizan oluyor o zaman. Suizan oluyor. Rububiyet dava etmesi. Rububiyet etmesi. Müstakil mevcut bizzat kendini görmesi. Kendisi müstakil. Allahsız bakıyor. Kabire Allahsız bakıyor. Bak Allah ne yapacağız diyor. Bir kefene bakıyor. Allahsız toprağa bakıyor. Allahsız haşir meydanına bakıyor. Kendini müstakil zannediyor. Rububiyet dava ediyor bu sıra. Yani Allah'a böyle rububiyetini şey yapıyor yani çok suizan ediyor bu sıra. O da sonra diyor gelecek şu hakikati derk etmek ondan doğru. Gelecek hakikat o zaman ilacı oluyor. Evet suizan ilacı oluyor. Tedavi. Başkasına suizan eden Allah üstünü zannedebilir mi? He? Başkasına suizan eden Allah üstünü zannedebilir mi? Başkasına suizan tabii çeşitli değil. Mutlak bir şey söyledi. Mesela diyelim ki adam yani hak mesela diyelim ki adam suizan ediyoruz. Yani doğru. Ama eğer o başkasına suizan ederken haksız ise. Haksız. Haksız. Bu adamın huyunda suizan var mı? Baksana hepsi haklı haksız ben herkese suizan ediyor. Bu iç aleminde Allah'ta da Allah'a da suizan var. Çünkü niye? En basit de şu. Kişinin fiiliyatı her şeyi biz zahirde ona doğru. O yapıyor. Ama batinen biliriz ki Allah müsaade etmiş. Fiilinin halika Allah'tır. Tamam. İç aleminde onu mesela şöyle diyeyim. Beşer zalim eli. Tamam beşer zalim ama bu beşer zalim eliyle kader adalet ediyor. Acaba bununla bana ne yapıyor? Bu Allah üstü zannediyor. Ama bu adam alışmışsa hep suizana tamam mı? Yani yapılmaması gereken bu adamın Allah'a da, Allah'ın rububiyetini de zannediyor. İcraatına. Allah'ın ilahlığına değil. Ulazı bi Rabbin nas. Rabbine. İlahi nas. Melikin nas. İlahlığına, melikliğine değil. Mülk Allah'ındır. Tamam mı? İlah da benimdir. Ama rububiyetine, ya niye böyle oluyor, ya niye böyle yapıyor, niye kanser var, niye böyle gidiyor? Ediyor. Ediyor. Zan hangi esme bakan sağlar? Zan hangi esmeye bakıyor bilmiyorum. Böyle bir şey sordu. He? Böyle bir şey sordu. Çok harika soru sordu. Yalnız sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu yapayım mı yapmayayım mı diye şey yaptım bugün. Zan kelime harfleri tabiatı biliyorsunuz Kur'an harfleri her bir harf ya toprak tabiatlıdır ya su ya ateş ya buhar veya hava. Tamam mı? Zan'ın yazılışına lan Dî, zide ve nun var. Tamam mı? Zan harfi. Yani li ve nun. Onların tabiatına baktım. Nasıl bir tabiat sahibidir diye. Düz okuyayım hemen. Yani okuyayım, izah yapmayayım. Yani dolayısıyla belki de esmaya şey yapar ama hangi esmaya bakıyor bulmam, bulamadım. Fakat ben sana o harfi şöyle bir göstereyim size. Ta zanın yazılışındaki Allah'ın Kur'an'da kullandığı, zanda kullandığı harfin tabiatına baktım. Bu harf, bak, li, bir de nun, zan. Şimdi zi okuyayım, çabuk çabuk. Gördün mü abim? Harfin tabiatı. Bir de en azından ufkumuz açılır. Vesveseyi de öyle yaptım. Ves, 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 aynı şeyin tekrarı e, ek. Ves ves. Aslında vav ve sin. O vesveseyi çözerken vav'ın tabiatı nedir? Sin'in tabiatı nedir? İmam bakıyor oradan şey yaptım. Yani tabiatına baktım. Şimdi li tabiatına bakayım. Zi harfi 6 tane gizli sırrı vardır bunun. Zi harfi şehadet, ceberut ve kahr alemindendir. Yolun sonu ona aittir. Onun mertebesi 7. mertebedir. Onun sultanının zuhuru cansızlardadır. Yani cansızlara can veriyor zanla. Ölüyü diriltiyor, diriyi öldürüyor. Zan. Onun dairesinin tabiatı soğuktur ve rutubetlidir. Zanın uvali. Tabiatı nedir? Soğuktur, rutubetlidir. Onun boynunun durumu ise sıcak ve rutubetlidir.
başkasına kullanıldığı zaman sicat aktif ediyor. Yani eyleme dönüştürüyor, üstü zannediyor. Dolayısıyla onun için sıcaklık, soğukluk ve rutubet vardır. Zıtlar var. Devam ediyorum Lıya. Onun en büyük unsuru sudur. Sudur. Neşinema. En küçük unsuru ise havadır. Yani hüsnü zan esastır zanda. Allah onun için yarattı. Suy zan azdır. Su herkesedir. Ama hava öyle değil. Yani Allah'ın en cami aynası toprak mıdır, ateş midir, su mudur, hava mıdır? En cami ayna hangisidir? Toprak. Sonra? Sudur. Su cami. Katı, ne bir şey ne kadar katıysa Allah o kadar cami aynadır. Karanlık ne kadar şiddetli olsa ne kadar. En katı topraktır. Sonra hangisidir? Sudur. Sonra nedir? Ateş. Ateştir. Külliyata sıralamaya bakarsan abi, hava, ondan sonra nur unsuru gelir. Öyle mi? Tamam, nur unsuru. Öyle olsun. Belki orada belki başka bir cihettenmiş abi. Yok yok yok, tamam. Kafamda öyle kalmış, sen düzelttin ya. Onun huyları, halleri ve kerametleri vardır zinin. Onun tabiatını oluşturan şeyler ondan var edilmişler. Onun hareketi kaynaşmıştır, kamildir, ikilidir. Müsenna, munistir. Onun zatı vardır. Allah'ın şahs-ı manevisi var, bir melaikesi var. Onun harfi de vardır. O Allah'ın içinde kimler var diyor içinde. Elif var, hemze var. Feleği de birinci felektir. Bitti. Allah'ın. Şimdi Nun'u okuyorum. Nun her yerde var. Her şeyde karşınıza çıkacak bir harftir. Belki sizin fazla çıkmaz ama. Nun da bu kadardı. Bak bu kadar şey yaptım. Bu mevzumuzla alakalı bu kadar aldım. Ulema İslam'ıdır. Bu benim tespit değil. Nun da daha çok sırlar, garip sırlar. Bak şimdi. Nun, mülk ve ceberut alemindendir. Yolun sonu, gaye ona aittir. Tabiatı soğuk ve kuruluktur. Onun unsuru topraktır. Onun tabiatının teşkil eden şeyler ondan var edilirler. Onun hareketi kaynaşmıştır. Onun huyları, halleri ve mertebeleri vardır. Halistir, nakıstır. Korkutup ürkütendir. Varoluş, Nun'u, onun zatının noktasıdır. Nun'un noktası, varoluş, onun noktasıdır. Mabuduna delalet eder o nokta. Nun'un kendisi varlığa, o Nun'un noktası zata bakar. Onun varlığından bir varlık olarak, onun basit harfleri varmış. Lin'in elif ve hemzeydi. Nun'un içerisine başka kişiler de varmış. Kim varmış? Vav ve Elif'tir. Vav ve Elif'tir. İkinci felektir. Ulu birinci felektir. Onun mertebesi münezzeh olan ikinci mertebedir. Onun sultanının zuhuru ilahı hazretlerdir. Kulazı bir Rabbinaz, ilahinnaz. İlah. Hazretler. İlahi. Yani peki niye bir şey yaptım? Zanın, Allah kullandığı zanı yazarken Kur'an'da İki harf Allah. Bunun tabiatı nedir diye merak ettim. Tabiatı nedir ki bunu kullanıyor? Mesela şöyle diyeyim. Kur'an'ı sen okuyorsun. Aynı Kur'an. Bazı sureler dırırt diye bazı ayetler okuyor. Bazen okuyamıyorsun. Aynı adamsın sen. Niye? Çünkü dikkat et. O azap ayetleri, tehdit ayetleri ve kullanılan harfler daha çok o zor okuduğun yerler ateş harfleri kullanıyor. Mesela ben sıkıntı için ne yapmış? 314 ne? Suresinin Meryem suresinin son sayfası. Çok zor okunuyor. Çok zor. Bir bak bakalım neler. 82. sureden sonra. Evet. Yani mesela bir de şey var. Kur'an'ın 15. sayfasında Bakara suresi 15. Evet. Harut ve Marut. Tam sihir büyülerden bahsediyor. Ona da zor okunuyor. Okunmuyor. Peki, burayı da bitirelim de hemen Fatih diyor ki Yeten abim. Peki, bunu geçiyoruz. Burayı da geçtik. Burayı da okuduk. Yarın oradan devam eder Hasan abi. Tamam. Buradan mı? Tabii. Oraya girmek istemiyorum. Çünkü Mustafa'nın bu sahaya. Yok yani arada mutabakat kuramamız lazım. Oraya.
Yani peki arkada anlatmadığımız bir yer kalmasın diye bakayım. Ha. Oo, buna girmedi ki. Çok şeyler burada. Buraya girmedi. Ha, girmedi. Bir saat 20 dakika oldu sana, bir yarın inşallah. Öyle mi? Tamam. Buraya hiç girmedim, ben bir okudum. Yok, oraya hiç girmedik. Allah girmedik yani. Sadece bir çevirdin o kadar. Yok, Allah bir girmedik. Şöhret, tefret, vasat, tefret onlara. O kadar, oraya sadece biraz değindi. Ha, tamam, ben şunu göstereceğim, zanı göstermek için. Ha. Tamam, o zaman burada duralım ya. Bu an şaşırdım, bunlar hiç okunmadı ha? Bu. Sen burayı okumak istiyorsun. Vay be, şu yerleri var ya bu tasavvurda. Peki o zaman. Öyle de. O zaman yarın orayı sileceğim, burayı şey yapacağız. Yarın hazırlayacağım. İnşallah bu bir tane derse. Ama böyle ben, sizinle de bitirmek de gurur duyuyorum. Zana sizinle ortaya çıkmasına da çok Allah'ın bir ikramı olarak kabul ediyorum. Çünkü niçin diyeyim, bana ihtimal verirsiniz, şey yaparsınız, üstü zannedersiniz. Şu bak, bugün 29, ben bu zana 11.03.2016'da insan çalıştığı bir şeyi paylaşmak istiyor. 6 ay iyi geçti. Yani 11. günün 3. ayı. 3. ayın 11'inde başladı. Tabii ki biraz muhatap böyle alıcı veya merak eden oldu mu insan keyif alıyor. Böyle zanı da sizinle piyasaya çıkmaya bir tane çıktı, bu ikinci oldu. Eğer inşallah bu da şey, suizanı insanı ne yaparmış? Yarın bunu yapacak. Suizan insanı ne yaparmış? Ama Mustafa sana 10 dakika yarın şey vereceğim. Hak vereceğim. Zamanım olsa bakacağım. Zamanım değil. Bakacaksın kardeşim. Yarın sana ilk önce sen konuşacaksın. Bu 4. hat ve suizanı nasıl kaldıracak? Bir mutabakat kurulması lazım ki. Onu yapacaksın işte. Tamam mı? Peki. Vahir de vahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.